Bunun genel adı hareketli protezdir, yani damak protezidir. Bu protezin kullanılmasında bazı kullanım zorlukları vardır. İşte dilin hareketinin kısıtlanması, mide bulantısı sorunu, kullanılan maddenin alerji yapabilme dezavantajı ve proteze alışamama gibi sorunlardan dolayı bu tarz kişilerden hiç protez kullanmadan hayatlarını devam ettiren bir kesim de vardır. Ama bu tamamen yanlış bir uygulamadır. Şayet kişi takmalı çıkarmalı, yani hareketli protez kullanamıyorsa, bu kişinin vücut fizyolojik yapısı da uygun ise mutlaka implant protezle bu eksikliklerinin giderilmesi ya da daha küçük hacimli, implant destekli, hareketli protez kullanması mutlaka tavsiye edilir.